Merhabalar, 29 Mayıs 2022 Pazar, iyi hafta sonları dilerim arkadaşlar herkese. Umarım iyisinizdir, iyi bir hafta sonu geçiyordur. Şimdi yeni bir haftaya bir hazırlanalım istiyorum. Bu hafta neler bekliyoruz üzerinden şöyle bir hızlıca geçeceğiz. Şimdi bu hafta yine önemli bir hafta, her zamanki gibi yine önemli bir hafta, ama şöyle düşünün, artık Mayıs'ı geride bırakıyoruz. Yani ayın 30'u, yarın 31 ve sonrasında Haziran ayına gireceğiz. Dolayısıyla da hani Haziran ayı artık, hani Mayıs'ta çok ciddi sıkıntılı bir Mayıs ayı geçirdik. Hem dünya hem de içeride bizim açımızdan baktığımız zaman baya böyle türbülanslı geçti. Şimdi Haziran ayı ile beraber bakalım o türbülans bitecek mi? Neler bekliyoruz? Onlara bakacağız. Tabii içeride şimdi yarın şöyle diyelim. Yarın piyasaları dolar TL'de 16,22 ile bir açıyoruz. Şimdi bunu bir söyleyelim. BIST 100 endeksi 2438'de, orada da 0,49'luk küçük bir kayıp oldu. Öyle başlıyoruz. Gram altın 965 TL seviyelerinde başlıyor. Ons tarafında 1853 doları görüyoruz. Şimdi bu haftaki yön nereye olacak bir bakalım. Şimdi bu hafta içeride beklediğimiz en önemli veri arkadaşlar TÜİK olacak. Yani TÜFE enflasyon verileri gelecek. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksini bekliyoruz. 3 Haziran Cuma günü yayınlanacak. En son TÜFE %69,97 gelmişti resmi enflasyon. ÜFE'de de %121,82'yi görmüştük. Benim beklentim, açık konuşmak gerekiyorsa, bu hafta yani Mayıs ayı enflasyonu bunun üzerine şöyle bir 7-8 koyacağız diye düşünüyorum. Tabii çok daha fazlası aslına bakarsanız, ama hani o fazlası konacak mı onu bilmiyoruz. Ama ortalamada Mayıs ayında yaklaşık 7,5-8 geldiğini düşünürsek burada da o civarda bir rakam geleceğini düşünüyoruz. Yani 80'e değmeyecek ama 80'in altı, 75 ile 80 arasında bir rakam geleceğini hesabını yapıyorum ben. Aynı oran ÜFE'de de bekliyorum. ÜFE'de de yine aynı şekilde, hatta biraz daha fazla ÜFE'yi bekliyorum. Yani ÜFE'de %30'ların üzerine çıkma ihtimalimiz yüksek. Buradan takip edeceğimiz şey ne olacak? Bir dolar TL'yi takip ediyor olacağız. Şimdi bu hafta bir Super Bowl hikayesi var, hala biliyorsunuz o çıkmadı, çıkar mı çıkmaz mı, ama şu anda sanki masada duruyor hala, fakat hani çıkma ihtimali %50-50 görüyorum. Hala bence devam ediyor, ama doğru zaman bekleniyor diye de düşünüyorum. Bu hafta çıkar mı? Yani orası bir soru işareti, ama geçen hafta bütün beklentilere rağmen çıkarmadılarsa sanki biraz daha zaman varmış gibi duruyor. Ama en nihayetinde burayı kullanmak zorunda kalacağız diye de düşünüyorum. Şimdi dolar TL'de gün içerisinde, yani gün içerisinde 16,09 destek seviyesini takip edeceğiz. Yani haftalıkta 15,51, orta vadede 15,055. Şimdi biz şuna bakalım, bu hafta için söylüyorum. Bu hafta gün içi 16,09 ve haftalıkta da 15,51 seviyeleri dolarda önemli. Bunları bir not alalım. Bunların üzerinde kaldığı sürece dolar TL'de yön yukarı. Özellikle cuma günü yüksek enflasyonla beraber dolarda bir parça yukarı hareket görme ihtimalimiz de yüksek. Ama o hareket çok büyük bir hareket olmayacak. Çünkü hala bu kur korumalı mevduattan dolayı dolarda bir şey var. Yani hala böyle izin veriliyor. Yani kademeli de olsa, yani daha tam anlamıyla kontrol bırakılmadı. Öyle söylemek daha doğru olur. Kontrollü bir şekilde yukarı çıkış devam ediyor. Biraz zorlanıyoruz oralarda tutmakta, ama hala kontrolün üzerinde olduğunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi dışarı gelecek olursak, Amerika tarafında da tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Şimdi Amerika tarafında da çok fazla, biliyorsunuz, borsada özellikle işte bu FED Mart ve Nisan, Mart ve Mayıs aylarında toplamda 75 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Borsa tarafı, keza kriptolar yine aynı şekilde. Orada volatilite hala devam ediyor. Ve FED hep şunun arkasına sığındı. Yüksek, güçlü bir istihdam verisinin arkasına sığınarak aslında daha düşük bir faiz arttığını söyledi. Yani piyasanın beklediği o daha fazla sıkılaşacak bir FED'den bir sinyal gelmedi. Sebebi bu. Yani güçlü bir sistem var, çabuk toparlayacağız diyor. Tabii bunlar FED'in şeyi, yani aslında ne diyelim, yani yalandır da diyebiliriz neticede, piyasayı oyalama taktikleri. Çünkü orada biliyorsunuz, yani o sıkılaşmayı yapması çok zor. Neden? Çünkü daha fazla borsayı gözden çıkarıyor olmaları lazım. Ama çıkaramayacaklar ve hani neticede FED tutanakları da yumuşak bir geçiş olduğunu ya da geçileceğini gösteriyor bize diğer taraftan. Şimdi soru işareti şu: gerçekten piyasa hani bir resesyon
durumu var. Hani bu resesyonu fiyatladı mı, daha da fiyatlayacak mı? Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü diğer taraftan da gelen veriler hani bir resesyon ihtimali artık güçlendirmiş durumda. Özellikle konutla ilgili gelen veriler çok zayıf. Yeni başlayan işte konut fiyat endeksi, konut satışları, bunlar hep böyle biraz böyle resesyon, arka arkaya iki defa çünkü düşük zayıf veriler geldi, bir resesyon durumuna da giriyor. Hani ilk böyle buradan okuyoruz çünkü Amerika tarafında hani çok güçlü olduğu için konut ya da mortgage, öyle söyleyelim, hani buralarda resesyonun başladığını çok daha rahat görebiliriz. Yani iki tane sinyal geldi. Arka arkaya bakalım, devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Ona bakacağız. Şimdi aynı veri yine Cuma günü açıklanacak Amerika'da. Bu tarım dışı istihdam verisi dediğim gibi. Bu tarım dışı istihdam verisinde bunların beklentisi bu ay 320 bin kişinin işe dönmesi. Gerçekten beklenti böyle mi olacak, olmayacak mı? Geçen ay bunların beklentisine çok çok üzerinde güçlü bir veri gelmişti. Bu ayda güçlü bir veri gelir ise, öyle söyleyeyim, güçlü bir veri gelir ise o zaman tamam, Fed zaten çok da şahin durmayacak, durmasına da gerek kalmayacak. Çünkü Fed de bunun arkasına sığındığı için açıkçası ne olacak? Güçlü bir istihdam verisi. Fed yoluna bu şekilde devam edecek ve dolayısıyla hani borsalar biraz burada bu şekilde gelirse bir yeşillenme olabilir. Ama ilk etapta böyle ilk şey oluyor. Yani ilk bir iki gün git gel yapar ama neticede güçlü bir istihdam verisinde borsa yolundan gitme ihtimali yüksek buluyorum. Ama resesyon ihtimali de yine bir kenara koyalım. Yani o da oradan risk oluşturmaya devam ediyor. Ons altına bakalım. Altın arkadaşlar güçlü bir istihdam verisiyle beraber Fed de bu politikayla devam edecek öngörüsü devam edecek olursa, bir değişiklik olmaz, piyasa bunu fiyatlarsa ons altında ilk etapta bir satış olsa bile, küçük bir geri çekilme olsa bile yukarı çıkışın devam edeceğini söyleyebilirim. Çünkü ons altında ve keza ons gümüşte bu enflasyon fiyatlaması bugüne kadar çok yapılmadı, biliyorsunuz. Yani güçlü durmaya çalışıyor. Ufak tefek kayıplar verdi ons altın dünyada ama neticede bu enflasyon fiyatlamasıyla beraber yukarı yönlü çıkış devam edecek. Çünkü piyasa şunu çok iyi biliyor ki Amerika bu yaptığı faiz artışlarıyla enflasyonun önünü ağlamayacak, öyle söyleyeyim. Yine bu haftaki önemli verilerden bir tanesi Avrupa olacak. Çünkü Euro bölgesinden enflasyon geliyor. Yani bu hafta bol bol böyle enflasyon, enflasyon, enflasyon diyeceğiz. Bakalım ne kadar gidiyor, ne kadar gitmiyor. İşte geçici mi değil mi, hala işte faiz artışları bunun önüne geçebilecekler mi kısmı var. Ama geçilebileceğini en azından ben böyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen de bir sürü insan var. Ben geçeceklerini düşünmüyorum. Neden? Çünkü Çin'de hala sıfır vaka, sıfır risk ile beraber o hala o kapanma ya da pandemi devam ediyor. Orada arz şokları yaşanıyor. Tedarik zincirleri hala düzelmedi. Rusya Ukrayna tarafı hala çok karışık. Orada jeopolitik gerilimler hala devam ediyor gibi gibi. İşte bu nedenlerden dolayı da çok da böyle kolay kolay geçemeyecek bir enflasyon fiyatlamasıyla beraber ons altın ve ons gümüş bir şekilde revanşını alacak diye bekliyorum arkadaşlar. Şimdi içeride, bir de Türkiye'de, biz de içeride büyüme verisi bekliyoruz. Evet, burası önemli. İlk çeyrek 31 Mayıs'ta açıklanacak. İlk çeyrek verisi de beklenti birinci çeyrekte 7,20. Ama 2022'nin tamamında da %3,5 civarında bir büyüme beklentimiz var. 7'yi tutturabilir miyiz? Tutturabiliriz. Çünkü faiz düşük ve dolayısıyla da hani kredi genişlemesi devam etti. Dolayısıyla da hani piyasa da bu beklenen, yani 7'leri bulma ihtimalinde yüksek görüyorum. Ama gördüğünüz gibi yani büyüme verileri aslında her şeyin de böyle çok çok yolunda gittiğini de tam anlamıyla göstermiyor. Çünkü sıkıntı var mı? Evet, sıkıntı devam ediyor. Neler düzeldi? Aslında düzelen, işte iyiye mi gidiyoruz? Neler çıkacak? Valla yani Haziran ayı, şöyle söyleyeyim, Haziran ayı en az Mayıs kadar riskli ve şey olacak. Yani hararetli bir Haziran ayı bekliyorum özellikle bizim açımızdan. Bir de bu turistlerle ilgili, turizmde de açıkçası etraftan gelen bilgiler ve hani benim de gördüğüm, etraftan aldığım bilgi bu sene turizm sezonunda çok iyi geçmeyeceği yönünde. Geçen gün Moody's'ten, işte Moody's'in analisti bir şey yapmıştı, röportaj vermişti. Avrupalı turistlerin yaşadıkları
gelir azalımı ve enflasyon nedeniyle hani bu sene Türkiye'ye gitmeleri çok zor diyor ve Ruslar da bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı hani oradan gelecekler ama yine beklenti tam anlamıyla istenildiği gibi karşılanmayacak. Dolayısıyla da hani gerçekten yerlide de içeri baktığımız zaman içeride de yerli turistin de aslında çok hareket edemediğini görüyoruz şu anda. Hani bunlar hani dışarıdan benim ve etrafından aldığım tespitler. Çünkü şu anda normalde sezon çok hareketli olması, en azından harekete dönük olması gerekirken gerçekten öyle bir hareket görmüyoruz. Yani sahil kesimden öyle bir hareket haberleri gelmiyor. Ben de öyle bir hareket haberleri görmüyorum. Yani turizmde o beklediğimiz 30-35-40 milyar dolarlık paraların içeri girmesi zor görünüyor. Şimdi dolar TL bu sene Haziran'la beraber daha doğrusu yukarı yönlü çıkışı bana göre dediğim gibi haftalık baktığımız zaman haftada 15.51 ve üstü kaldığı sürece ki şu anda 16 zaten 22 gün içerisinde de 16.09'u takip ediyor olacağız. Yani şimdi süper bono ile beraber doların aşağıya gitme ihtimali var mı? Evet var. Ancak buradaki gidiş sınırlı bir gidiş olacak. Ve gittiği zaman oralarda da çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor. Kısa dönemli çok ciddi ödenecek borçlarımız var. Hem döviz açığı, merkezin elinin zayıf olması hem enflasyonun yukarı yönlü gitmesi elimizi zorlaştırıyor. Yaz aylarında dolar TL'de yukarı çıkışın devam edeceğini bekliyorum. Ha süper bono bir anda masaya gelir eğer olur ise evet orada dediğim gibi bir parça geri çekilme olur ama geçici süreli olacaktır diye de düşünüyorum. Bakalım bir de getirecekler mi getirmeyecekler mi? Çünkü gerçekten böyle bir şey olur ise piyasa dediğim gibi daha önce de ifade ettim. Birçok sektörü vurur, gerçekten kilitlenir, para tamamen oraya gider ve hiçbir şey olmaz. Seçime giderken bunu göz alacak mıyız, almayacak mıyız? Onu ona bilmiyorum nasıl karar verecekler. Orası zor arkadaşlar. Dolayısıyla da yaz ayları isterdik ki böyle hani şey olsun, bir rahat bir yaz ayı geçirelim diye hayal ediyordum ama Mayıs sonunda bunlar daha net ortaya çıkacak demiştim. Şu anda benim gördüğüm resim Mayıs sonu itibariyle, şu an artık Mayıs'ın sonuna geldik. Haziran ayı, Temmuz ayı sıcak geçecek arkadaşlar. Hararetli geçecek ve zor geçecek gibi görünüyor. Haziran, Temmuz aylarında. Şimdi dolarda hareketler yukarı yönlü olma ihtimali yüksek. 17'leri zaten bekliyorum yaz döneminde. Süper bono gelirse ayrı. Yani o geldiği zaman bakacağız ama gelmeden yani oraları bir görecek. Bir de yani kalkıp da mesela İşte bu enflasyona endeksi süper bono veya enflasyona endeksi bono, öyle söyleyelim ki aynı şey aslına bakarsanız. Şimdi onu getirdikleri zaman da doların çok aşağı çekilmesini çok da istemeyeceklerdir. Bence hani o öyle bir şey de gelecekse bir dolar iyice böyle bir hani yukarıları bir 17-18'leri gördükten sonra tekrar hani önümüze gelme ihtimali yüksek görünüyor. Yani şöyle bir şey yapabilir, yani böyle bir hızlanabilir. Bir hızlandıktan sonra tekrar işte öyle bir şey önümüze getirebilirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani düşünüyorum çünkü kur kurmalı mevduat hesabı da diğer taraftan devam ediyor. İnanılmaz içeride çok ciddi bir para var. Artık böyle 1 trilyonlara yaklaşmış bir rakamdan bahsedebiliriz. Yani çok büyük bir risk. Kurun çok hızlı yukarılara çıkıp oralarda sabit kalması durumunda KKM'de de inanılmaz çok büyük bir ne diyelim yani bütçeye yük aynı zamanda oluşmaya oluşacak anlamına geliyor. Yani işte o çok orada acayip böyle ince detaylar, ince dengeler var. Bakalım dengelemeyi nasıl yapacağız. Ama dolar bu seviyedeyken işte 15'ler, 16'lar yani şu anda hemen bir enflasyona endeksi tahvil şimdi değil diye düşünüyorum. Hani geçen hafta çok güçlü bir ihtimaldi ama getirmediler. Yani getirmediler. Neticede dolar da burada yer edindi. Çünkü şöyle bir durum var. 14.70'lerden çok hızlı bir şekilde 16'ların üzerine çıktı. Şöyle bir 10 günlük bir süre zarfında. Orada gelseydi gelirdi. Gelmedi. Gelmediyse biraz daha bekleyip doların biraz daha yukarı çıkmasını beklerler diye düşünüyorum kendimce. Şimdi eğer durum böyle olursa tabii gram altın ve gram gümüş öne çıkıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın hem ons tarafı hem dolar tarafında yapılan geldiğimiz noktada gram altın 965 TL'ye geldi. Yaz aylarında ben 1000'lerin 1200'lerin çok rahat geleceğini düşündüğümü daha önce ifade etmiştim. Aslında bu sene 1200 bekliyordum ama yani şey olabilir.
daha erken gelebilir ama yani sene sonuna kadar bir gün gelecek ama bu yazın en azından 1000'ler, 1100'ler çok rahat gelecek, hatta 1200'ler de gelebilir. Bu enflasyonu endeksi tahvil tabii ki tam o noktada gelir ise, bir çekilme olursa dolar TL'de, gram tarafında da olur. Ama biz hani genelde benim takipçilerim, biz hani ben kısa vade, hani bugünü yarını yorumluyoruz ama biz orta ve uzun vade yatırımcısıyız. Dolayısıyla da eğer aşağı gelirse aşağılardan da alım yapmayı devam edeceğiz. Zaten kısa vadede ben bugün alayım yarın satayım diyenler için bir piyasa olmadığını sene başından beri anlatıyorum. Riskler çok yüksek. Bakın mesela kriptolar hala toparlanamadı. Aslında hani Amerika tarafında sanki biraz toparlanıyor gibi oldu borsalar. Nasdaq ki biraz toparlandı ama kriptolar hiçbir şekilde yansıması olmadı. Hala çok büyük bir risk var kripto tarafında. Bitcoin 29 bin doların altına da kırdı. Dolayısıyla orada aşağı yönlü riskler şu anda hala çok çok yüksek arkadaşlar. Buralardan da alım yapacak olanlar varsa, niyeti olanlar, yatırım tavsiyesi değildir ama çok dikkat edin ve mümkün mertebe ya uzun vadeye düşeceksiniz ya da şöyle söyleyeyim, kademeli alım yapmaya gayret edip bir seferde almamak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu kadar. Yarın sabah tekrar piyasalar yorumuyla görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.